Bu videoda Türk Telekom ve Vodafone arasındaki farkı anlatacağım. Şimdi burada modemleri görüyorsunuz. Şu Vodafone Türk Telekom'da. Mesela Türk Telekom, mesela ikisini kullandım. Upload hızı derken download hızı ilk senede 3 Mbps'ydi. 8 Mbps olması lazım ki 3 Mbps'e geliyordu. Ondan sonra ikinci senede şey yaptım, tekrar aradım. Gelip baktılar işte şu söket konusunda, prize takılan söket konusunda gelip bir şeyler yaptı. 8 Mbps oldu ama upload 0.6, 0.5, 0.6 Mbps çıkıyordu. Yani dosya yükletemiyordum onunla. Ya şimdi ikisinin arasındaki şey. Mesela şunu en son şunu aldım. Şu Vodafone şeyidir. Vodafone modemidir. Ya bunun gerçekten memnun kaldım bu internetinden. Yani 2 sene Türk Telekom kullandım. Yani ayıptır söylemesi, mesela en son sözleşme bitiminde direkt bir baktım upload 3 Mbps oldu. 3 Mbps 4 Mbps oldu. Yani bu nedir yani? Bu sabit şekilde, mesela şu an Vodafone'dayım. Sabit bir şekilde veriyor kotasını. Mesela upload 5.6 Mbps. Şu mesela internet 24 megabittir abi. 24 Mbps, 24 Mbps hızında, upload hızında 5.6 Mbps'de upload hızı 5.6 Mbps, downlink'ta 24 Mbps ama 22 Mbps geçmiyor. Yani öyle bir şey yapmış ki yani geçmiyor, kota geçmiyor. Yani ne fazlası ne aza düşer, ne fazlasına düşer. Ama bu Türk Telekom öyle değildi yani. Çok yıllarca böyle sıkıntıya koydu beni. Yani bunun dezavantajı nedir mesela? Sizlere öneriyorum yani bu Vodafone internet konusunda. Şimdi bunu upload yaptığında mesela yani ister dosya yükleyin, sadece bir sorunu MS'si 120'yi buluyor. Ya olur o kadar ama upload'dan düşmüyor. Ne upload'dan düşüyor ne de downlink'tan düşüyor. Sabit 22 Mbps, 5.6 Mbps veriyor. İstersen 10 tane cihazı bağla, hiç hızı kesilmiyor. 5 Mbps, 5 nokta upload hızı 5 5 nokta 5.6 Mbps upload hızı, Mbps upload hızı görevinde bulunuyor. Downlink aynı şekilde 22 Mbps. Yani en iyi Vodafone, en iyi interneti gene Vodafone sağlıyor. Yani test sizlerin de izlemek için böyle bir tane şey programla açacağım. Yani gel birlikte şu interneti test edelim Vodafone. Vodafone'u test edelim. Vodafone'u test etmek. Gelin birlikte böyle Vodafone'u test edelim. Şimdi evet. İnternet hız testi. Hız testini bir açalım. İnternet hız testi, speed test. Speed test'ten ilk önce bakalım. Şöyle şekilde bakalım. Başla. Başlıyoruz. Ben de iyi görebilmesi için bu şekilde duray. Bu indirme hızı 22. 22 Mbps'ye kadar geldi. İndirme hızını görüyorsunuz. İndirme işleniyor şu an.
Evet, 22.57 MPS. Şu an yüklemeyi test alıyor. Upload 2'ye ulaştı, 3'e ulaştı. 3'e ulaştı. 4'e ulaştı. Bak görüyorsun ya. Yani. Toplam ne kadar? Toplam ne kadar oldu? Evet, 5.7. 5.7 MPS. Şey ne kadar oldu? MS. Gecikme süresi 37. Olur o kadar. Yani gördüğüm en iyi, en başarılı internetlerden bir tanesidir Türk Telekom'dan sonra. Başka bir tanesiyle deneyelim. Test edelim. Evet. Görüyorsunuz indirme 19. İndirme hızı 20 çıktı burada. Normalde hep mining çıkıyor mu? Yükleme hızı 6. 6'ya ulaş. Yani normalde bir tane daha deneyelim öyle. Bir program daha deneyelim. Farklı bir program deneyelim. Evet. Seçiyoruz. Evet, 22 MPS çıkıyor Dolant. Fiyat aralıkları da iyidir yani, aynıdır. Aynı tas aynı ama. Evet. 5.8 upload çıktı. Evet, o ortalama 5.6, 5.7, 5.8 aynen öyle. Şimdi bir tane programı indirelim. Dörlant yapalım. Bir program indirelim. Gezginler sitesinde. Yani normal bir program indirelim. Windows Server Pack 2 indirelim de. Şu dosyayı ek olarak dosyayı kaydet. İndirime başlıyor yani. Şuradan süreç başlıyor. Ya şu an indiriliyor. Bak burada. Dosya indiriliyor. Neyse, biz geçelim şeye. Sıra şu an indiriyor. Yükletelim öyle. Basalım.
Şöyle şu an Dörland süreci indiriliyor dosya ve bekliyoruz. Dörland 18 çıkıyor. Uglavat'ta ortalama 6 çıkıyor. Çubuk ilerliyor Dörland çubuğu. İndirme hızı, yükleme hızı 6 çıkıyor. İndirme hızı 18 çıkıyor. MS pin süresi neyse. Başka bir test hızıyla deneyelim. Başka bir programla deneyelim. Başka bir programla deneyelim. Bununla deneyelim. Ve başlayalım. Evet. Gördüğünüz gibi yani hiç etkilenmiyor yani. Dörlantı yapıyorsun hiç etkilenmiyor. 20 çıkıyor. Normal ortalama 20-22. Hani 2 MPS farkla upload hızı aynı çıkıyor. 5.6. Aynı şekilde upload yaptığın zaman, dosya yüklediğin zaman da hiçbir sıkıntısı olmuyor. Bir geniş bandıyla harika bir internet yani. Hiç sıkıntı çekemiyorsun Vodafone şeylerle, bak görüyorsunuz. Şimdi ping süresi kaç çıkıyor? 10. 10 ms çıkıyor. Yani gayet başarılı. Gayet geniş band sunuyor. İnternette kota mesela, kota koymuş ayarla. Ne azı ne fazlası. Görüyorsunuz dosya zaten yükleniyor. Neyse bu dosyayı iptal edelim. Hani yükletmek için, test etmek için yaptık biz bunu. Şeyi sunduk mesela, internetin, Vodafone interneti ne kadar yararlı, ne kadar başarılı olduğunu görmüşsünüz, gördünüz işte. Yani size nasıl bunu ispatladıysa, yani gözünüzle gördünüz mesela, yıllardır yıllardır Türk Telekom'uyla upload hızı 0.6 upload hızıyla dosya atıyordum, şu an bugün 5.6. Yani gözünüzle gördünüz işte. Vodafone internetin ne kadar yararlı olduğunu, Türk Telekom'dan ne kadar iyi olduğunu gördünüz. Neyse videom bu kadar.